Selam millet, Nedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Fallout 4 oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son oyunumuzdan beri neler yaptık? Hemen şöylece kısaca size bir anlatayım. Öncelikle gördüğünüz gibi ben bütün base'lerimiz arasında bir trade route kurdum. Bu trade route'ları nasıl kurdum? Hemen açıklıyorum sizlere. Perklerden kardeşlerim biliyorsunuz benim daha önce vermiş olduğum bir lokal leader, yerel lider özelliği vardı. Bunu ikinci kere de verdim hatta çünkü bir level atladım o arada. Bu yerel lider özelliğini verdiğiniz zaman şöyle bir şey ekleniyor. Base'inizin içinde kendi yerleşiminizde adam yok. Yerleşimimizdeki adamlar kaçmış. Yerleşimimizin içinde Cobblesworth robotumuz ya da Dogmeat Dante köpeğimiz olmayan sıradan insanların yanına şöyle craft modunda gittiğimizde üzerlerinde seçenekler çıkıyor kardeşlerim gördüğünüz gibi. Önceden Command'ı kullanmıştık. E'ye basınca onlara istediğimiz bir işi yaptırıyorduk. Yerleşkenin böyle kalıcı sakinlerinden olan Marcy Long, June Long gibi kişiler değil, Settler yazan sıradan tiplerde R, Move. R'ye basarsak onu başka bir yerleşime gönderebiliyoruz. Ya da Q, Supply Line. Q'ya basarsak da Supply Line oluştur diye başka bir base'imizle bir Supply Line oluşturması için gönderebiliyoruz. O zaman adam şehrin listesinden eksilmiyor görünüşte sayı olarak ama artık şehrin içinde durmuyor. O şehrin çalışanlarından birisi olmuyor. Şu listede People'da 6 diye görünüyor kardeşlerim ama şehrin içinde çalışmıyor dediğim gibi. Başka bir yerle arasında supply line oluşturuyor. Bu supply line da transfer deyip şuraya attığımız ve her birinin bir materyale dönüşerek işe yaradığı bir şeyler craft edeceğimiz zaman kullanırken şöyle gördüğünüz gibi 1867 odun 755 çelik dediği materyalleri diğer base'lerde kullanabilmemizi sağlıyor. Ben de diğer base'lerimizde inşa işlerini yapabilmek için bu şurada da supply line'ı gösterdiğince görebiliyoruz. Base'lerimiz arasında supply line oluşturdum. En son görevlerimizde hatırlarsanız hatta Hangman Alley bir ara sokak. Oberland Station'da yine bir merkez. Oralarla supply line oluşturdum. Ve bütün bu yerleşkelerimize bu arada Ten Pines Bluff 8 kişi olmuş mesela. Bravo diyorum. Şöyle hızlıca hemen size göstereyim. Bütün yerlere supply line oluşturdum. Bütün her yerde basit şekilde elektrik, adam çağırmak için radyo kulesi, bir iki tane tower, yatak, basit binalar kurdum. Küçük olan yerlerde etrafını çevirdim base'lerin. Büyük olan yerlere henüz dokunmadım. Bütün her yerin etrafını çevirmedim. Güvenceyi almadım. Mesela gördüğünüz gibi burada bu base'imizde herhangi bir güvence yok henüz. Her tarafı açık kabak gibi. Ama buraya dandik basit bir tane ev yaptım. İçine şöyle yataklar yerleştirdim. Yukarıdan da görebiliyoruz. 6 tane yatağımız var. Şu anda yeterli diyor yatak sayısında. 4 insan var içeride. Burada food yokmuş. Bir dakika. Oo. Burada food'umuz yokmuş ve ben tam geldiğim sürede de burada bir savaş başladı. Niye böyle bir savaş başladı? Nerede savaşacağımız tipler? Savaşacağımız tipler derken tipler mi tip mi? Oo, gerçekten tipler. El bombası attı adam yanıma ya. Dur bakayım sen orada. Sen orada bir dur. Kafaya iki vuruşta seni biz halledelim. İşte. Siz ne terbiyesiz tiplersiniz ya. Adamlarıma gelip saldırdınız. Aslanım Dante. Yatırdı adamı yere hemen. Bu arada kulelerimiz de savaşıyor bir yandan. Oo, biri daha var gelen. Kardeşlerim bu tamamen şans oldu ya. Ve süper mutantımız da normalde buranın yerlisi değil ha. Strong. Strong da hatırlarsanız daha önce radyo kulesinde yaptığımız bir görevde kurtardığımız süper mutanttı. Onu da yanımıza aldım. Çünkü ben o süper mutantları yani süper mutantları değil herhangi birisini ya yanımızda dolaştırıyoruz ya da bırakıyoruz. Gidiyorlar zannediyordum. Sonra yerleşkelerimize gönderebildiğimizi fark edince onları tabii ki gidip buldum hemen adamları yerleşkemize göndermek için. Şuradan mermiyi de alalım. Başka bir şey var mı? Yok. Bu materyallerim çok var. O yüzden onları toplamak istemiyorum. Neyse birisi daha şuralarda ölmüştü ama o da artık kalsın orada. Hemen şöyle V'ye basalım yine kardeşlerim. Gördüğünüz gibi iki tane şuraya makinalı tüfek kulesi koydum. Tarıt. Dediğim gibi defansı oldu böylece buranın. Elektriği iyi oldu. Bir yere elektrik koymuşum ben. Nereye elektrik koymuşum? Bir yerlerde elektrik var. Ha, buraya ekstra elektrik koymadım evet.
Elektrik biliyorsunuz görevle ilk olarak şu kulenin etrafında yapmıştık, o yüzden var. Ne diyordum en son? Food. Buranın food'u yok. Şu anda bunu fark ettim. Resource'lardan food diyelim. Bizim hangi food'larımızdan var? Bundan yok. Böyle bir şeyimiz var. Kabak mıdır bu, nedir? Bunu koymak için toprak olması lazım diyor mekanın. Bunu o kadar da alakasız bir yere koymayalım. Burada beton ne kadar kötü ya. Beton. Neyse, şuralar aslında food koyulabilen yerler olarak görünüyor. Yetiştirebilirim diyorsa ne ala, biz koyarız. Ama şekil itibarıyla ben yine de öyle betonun ortasında olmasını istiyorum. Şöyle yapalım biz bunu. Food. Böylece bu food'umuz da bitti. Meat fruit. Bol bol var elimizde. Bundan koyalım bol bol. Ama adamlarımız tek düze beslenmesin istiyorum. O yüzden biraz da şu domates midir artık nedir bu? Bundan yerleştirelim. Yeter herhalde. Bu kadar food şimdilik yeter. Evet, food da olacak böylece adamlarımızın. Hemen hızlıca kardeşlerim bir sıradaki yere gidiyorum. Ten Pines Bluff nasıl 8 kişi oldu ya, helal olsun. Radyo kulesini koyar koymaz zaten bir yere gittiğinizde siz hemen 2-3 kişi birden geliyor. Hemen 2-3 kişi gelip sizin yerleşkenize yerleşiyorlar. Bir Fallout Shelter'a dönüştü yani oyunumuzun bu kısmı kardeşlerim, anlayacağınız. Ten Pines Bluff'ı da böyle bir yer yaptım. Şurada yıkılamayan ev vardı bir tane. Yıkılamayan evin yanına bir tane lazer kulesi koydum. Lazer turret. Güzel bir jeneratör. Şöyle bir gözcü kulesi. Lazer turret'ı gören yerde bir tane normal turret. Şöyle craft menümüzü de açayım. Çok güzel bir merdiven yaptım oraya. Ve içinde de evlerimiz. 6 tane bed var, yetersiz diyor mesela. Şans bu ya, tam geldiğimiz sırada gördük. Ve kardeşlerim her yerde trade route'lar olduğu için o kadar kolay ki şu anda işimiz. Trade route'lar sayesinde yapacağımız her şeyi her yerde yapabiliyoruz. Bütün materyaller, bütün base'lerimiz için geçerli çünkü. Demin de söylediğim gibi. Şu iş biraz eziyetli ama boşluğa bakarken ayarlamanız gerekiyor yatağı. Şöyle 10 kişilik yapalım o zaman biz burayı. Food'umuz var, water'ımız var, elektriğimiz, defansımız, yatağımız, happiness gayet güzel bir şekilde yükseliyor. Diğer base'imiz Green Top Nursery. Ben bu base'leri ayarladım ve ana senaryoda da biraz oynadım kardeşlerim. Hatta bunun videosunu da çekmiştim ama video kayıt programı sağ olsun o videoyu patlattığı için onu yayınlayamayacağım. Tekrar oynasam mı diye düşündüm ama oynamamaya karar verdim. Çünkü çoğunluğunda zaten bu base'leri yapmıştım. Bir önceki bölümde de inşa yaptığım için. En iyisi dedim bunu biz kaydetmeyelim. Yani tekrar oynamayalım. Burası da 6 insanlık bir yer. Suyu, 26 food'u. Food burası çünkü kendiliğinden çok food'u olan bir yerdi zaten. Şöyle yemek vardı içinde. Kızma. Kızma yavrum. Sana ben bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Tam sakin ol. Otur orada. Mutluluk gitgide artmaya başlamış bu arada. Buranın da mutluluğu bir zamanlar düşüktü. Bayağı artmış. İşte burada da şöyle bir yapı inşa edip üzerine tarıt kurdum. Jeneratörden yine adam çağırma binası. Lokal lideri 2 yapmamın sebebi biraz önce kardeşlerim en son buralara dedim ki birkaç tane olmayan yere şu crafting şeylerinden kurayım. Mesela burada var mı bilmiyorum. Şöyle bir etrafa bakınırsak varmış. Cooking station. Bir base'de cooking station yoktu. Kurayım dedim cooking station'ı. Şöyle cooking station'a geldiğimde lokal lider rank 2 dedi. Sağda gördüğünüz gibi. Ben de lokal lideri 2. seviyeye yaptım o yüzden. Yani şu anda istesek bütün base'lerimize lazım olan her şeyi kurabiliriz. Şu an için en ilginç bulduğum base, en küçük olan, şu arada sıkışmış olan Hangman Alley. Orası için gerçekten çok özel bir çaba sarf etmemiz lazım. Şimdi gösterdiğimde anlayacaksınız, orası tam bir kabus. O kadar küçük bir yer ki, gerçekten bir ara sokak. Küçücük bir ara sokaktan ibaret.
aslında düşününce hem savunması kolay, her taraf binalarla dolu çünkü yani doğal olarak duvar falan koymanıza gerek yok. Sadece iki tane girişi var. Ön ve arka girişlerini tutsanız mükemmel savunma yapabileceğiniz bir yer olur. İşte şurası. Hatırlarsınız. Buradan girip buradaki bütün adamları katletmiştik. İçerideki raiderları paketlemiştik. Şöyle ışığımı açayım. Buraya şöyle bir savunma kurdum. Zaten base'i craft moduna girdiğimizde göreceksiniz. Base'in maksimum gidebildiğiniz çıkışı şurası. Yine bir tarıtla burayı çok güzel koruyoruz. Şöyle çift katlı bir ev yaptım. İçine insanların kalabilecekleri yatakları yerleştirdim. Çok güzel bir şekilde yemeklerimiz, sularımız. Her şeyimiz var. Ne oluyor? Yakın zamanda helikopterlerle şu şeyler çok dolaşmaya başladı etrafta ya. Paladinler. Aa, buraya Ghoul Settler gelmiş bir tane. Evet. Bu paladinler geziyorlar, her yere sıkıyorlar ya. Etrafta düzen sağlıyoruz ayağına. Sonumuz hayır olsun. Buraya da şu anda bakarsak her şey gayet yolunda. Hemen son yerleşkemize gidelim. Oberland Station. Hot Rodder magazin. Alevli iş. Ve son yerleşkemizden de sonra da kardeşlerimize yaptığımız aksiyonları göstereceğim. Burası da en son müdahale ettiğim yer. Şu an için en korunaklı olan yer. Bu adamı zaten hatırlarsınız. Bizim aslında Sanctuary'de ilk base'imizdeydi. Sturges. Buranın etrafını tamamen kapattım. Şöyle bir kapıyla. Suyu 12'ymiş buranın. Niye orada bir tane su var? O su orada durmasın ya, kabak gibi. Beğenmedim onun dizaynını. O suyu da biz şöyle bahçenin yanına alalım. Alamıyor muyuz? Alırız ya. Vallahi şöyle alalım. Gördüğünüz gibi kardeşlerim, burada da yataklar, insanlar, işte yemekler, her şey gayet güzel ayarlanmış durumda. Hatta çok daha fazlasını kaldırabilecek bir potansiyeli var şu anda. En son videodan beri kardeşlerim yaptığımız diğer şey de şu. Şuradan görünüme bir gelelim. Materyallerimiz yeterince artıp perklerimizden de biliyorsunuz armor, zırh yapma, silah yapma, teknolojik gelişmeler şeylerini seçiyorum. Yine daha önce de söylediğim gibi yani şu şeyleri seçeriz. Silahlar fazla vursun, lazerim göz çıkarsın falan diye. Ama kilit açamazsak, zırhlarımızı, silahlarımızı güncelleyemezsek, işte enerji silahlarını güncelleyemezsek falan, bence oyundan çok büyük bir şey kaybetmiş oluruz. O yüzden öncelikli olan şeyler bunlar. Onları güncelleyecek güzel şeyler buldum. Ve biraz sonra söyleyeceğim size, hızlıca hemen gösterip anlatacağım görevleri yaparken de birkaç tane yeni silah buldum. Biri şu, yeni tabancamız artık şu. Ateş ettiği yeri yakan bir tabancamız var. Şöyle bakalım. Kellogg'un tabancası zaten vardı. Lazer silahımız vardı. Legendary pompalımız, makinalımız, diğer makinalımız. Sniper'ımız. Evet, sniper'ımız da zaten vardı ama bir önceki, birazdan anlatacağım o bölümleri yaparken bir tane daha sniper buldum. O da şu. Bir çeşit gece görüşü olan sniper. Marksman 50 kalibre sniper rifle diye bir şey. Bizim halihazırda kullandığımız sniper rifle'dan daha fazla hasar veriyor. Bizim sniper rifle'ımız hangisiydi? Şöyle bir hızlıca hemen silahları geçip bulayım. Evet, şu. 55 hasar veren 308 mermisiyle ateş eden bir sniper'dı. Bu bulduğumuz 50 kalibrelik mermiyle ateş eden 64 hasar veren bir sniper. İki tane yeni silahımız oldu böylece. Aslında bir tane de Çinli kılıcı buldum. Onu da Sanctuary'de kutunun içine koydum. Güzel bir şey ama bence çok kullanışlı değil. O yüzden öyle bıraktım onu. Kardeşlerim, yaptığımız şey şuydu. Datada moleküler level quest'i vardı biliyorsunuz. Bakın, orada Corsair çipi bulmuştuk. Railroad'u bul, analiz ettir, Virgil'e geri dön diyordu. Bu quest için şuraya gittim. Sıvanın çeşmesi nerede? Sıvanın çeşmesine gittim. Swamp Pool.
Swampool'da yerde kırmızı bir iz vardı biliyorsunuz kardeşlerim. Özgürlük izi diye. Railroad, Freedom Railroad. Freedom Railroad'u izleye izleye şuralara geldik. Şurada Eski Kuzey Kilisesi diye bir yer görmemiz lazım bizim. Evet, Eski Kuzey Kilisesi. Old North Church. Freedom Trail'i buraya kadar götürdü bizi. Giderken yolda zaten bulup öldürdüğüm rastgele karakterlerden, legendary karakterlerden düştü o şey. Tabanca, bilmem ne falan diye değişik eşyalar. Yani onlar biraz rastgele eventler, rastgele gelişen olaylar düşmeyebilirdi de. Ama şanslıymışız. Düştüler. Eski kiliseyi bulduk. Hadi yavrum, yükle artık. Yükle, bunu başarabilirsin. Evet, bir bizim zırhımız böyle olmadı ya. Hala her tarafımız açık. Totomuz başımız açık, geziyoruz etrafta. Evet, Eski Kuzey Kilisesi. Dogmeat bir şey buldu diyor. Dogmeat bir şey bulmadan rahat edemiyor zaten. Dogmeat ne buldu? Abi beni dünyanın öbür ucuna götürme diyecektim Dogmeat. Götürdü ama. Her zamanki gibi. Neyse ki silahımız şekil. Tam böyle Goğullar için falan ya. Yakıyor bir yandan. Dogmeat. Bulduğun şey bu muydu? Neyse Dogmeat, galiba bulduğun şey buydu. Çok da bu konunun üzerine düşünmemek, kafa yormamak lazım. Gördüğünüz gibi kardeşlerim, Freedom Trail burası. Eski Kuzey Kilisesi'ne giriyoruz. Eski Kuzey Kilisesi'nin içinde sizi bir sürü Goğul karşılıyor. Şuradan sağdan aşağı doğru inmeniz gerekiyor. Gideceğimiz yön burası. Işığımızı da açalım. Burada Goğullar gerçekten sizin yüreğinizi hoplata hoplata. Bak, bütün Goğulları öldürdüm, hala böyle tedirgin oluyorum. Sesleri duyup şey yapınca. Buraya kadar geliyorsunuz. İşte bu da işin hileli kısmı. Şuraya geldiğinizde sizden her bastığınızda şöyle hareket ettirerek bir kod yazmanızı istiyor. Üzerine bastığınız zaman da şöyle, şu anda yapmıyor ama tek tek işaretleme yapıyor. Aslında burada yazı yazmanızı istiyor. Freedom Trail'da takip ederken o yolun ortasında yuvarlak şeylere baktığınızda size ipuçlarını devamlı gösteriyor. O ipuçlarından buradan Railroad. R-A-I-L-R-O-A-D. Railroad yazmanızı istiyor. Sonrasında içeri girebiliyorsunuz ve buradaki adamlarla böyle konuşuyorsunuz. Ve görevimizi oradan devam ettirdik. Şimdi bakalım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Moleküler level için ne diyor? Railroad'la konuş, Minuteman'la konuş, Brotherhood'la konuş ve sinyal bozucuyu yapmak için bir şey bul diyor. Burada bu adamlarla konuştuk, çipi çözdüler. Ondan sonra bize dedi ki adamlar, senin pampa dediler, senin bir cihaz, yani Virgil dedi, pardon bunu. Çipi çözünce bulduklarımı gidip Virgil'e anlattım, o radyasyon banyosu yaptığımız yerdeki mutanta. Virgil dedi ki sana lazım olan şey hakkında araştırma yaptım. Senin dedi bir ışınlanma cihazı yapman lazım. Kendi ışınlanma cihazını yapacaksın koçum sen dedi. Bu ışınlanma cihazında sinyal yakalayıcı olacak bir tane. Kendi o synth courier'ları ışınlanmaya çalışırken senin yaptığın cihaz dedi sinyali yakalayacak. Sen ışınlanacaksın enstitüye onların yerine. Biraz fantastik bir düşünce. Bakalım, biz de o cihazı yapmak için konuşacağız ama kardeşlerim, ana senaryo çok ufak. Belki 1-2 bölüm ara vereceğim burada. Ve hemen hızlıca Minuteman görevini yapacağım. Çünkü adam bizi orada var ya 20 gündür bekliyor. Bizim Preston 20 gündür orada bekliyor. Preston muydu adını, doğru mu söyledim onu da bilmiyorum. Moleküler level'ı kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Minuteman'le konuş. Evet, Preston'muş. Bir tane daha vardı ya, Preston'la konuşma görevi. Başarısız mı oldu o görev? Ne oldu?
Bilmiyorum, gitmiş o. Umrumda değil. Preston'la konuş, kaleyi ele geçir diyor görev. Şimdi bir görev eğer size kaleyi ele geçir diyorsa orada bir durup düşüneceksiniz. Kaleyi ele geçir diyen görevde bir terslik var demektir. Söz konusu olan yer bir kale ise ele geçirilecek yer, oraya biraz daha sağlam, biraz daha tombul gitmemiz lazım. Hala hazırda geçen oyunlarımızda 4 tane daha şey bulmuşuz. Fizyon kor. Madem bu kadar fizyon korumuz var, neden burada süs olarak dursun bizim güç zırhımız? Değil mi? Bu durumda ben bu fizyon korlardan bir tanesini güç zırhına takarım. Keyfime bakarım. Ha şunu da söyleyeyim. Bizim aldığımız talentlarla, oyunda ilerleyişlerimizle artık bu zırhımızı daha da güçlendirebiliyoruz. Power Armor'lar oyunda T45, T51, T bilmem kaç, T69, T2305 diye gidiyor böyle ileri doğru. Ama kendi sınıfları içinde siz bunları güncelleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bizimki model A'ydı bir zamanlar. 100 hasar, 60 enerji, 150 radyasyon koruması varken biz 120 hasar, 80 enerji diye güncelledik bunu. Şu anda C modelini, D modelini de yapabiliyoruz. Armorer 2, Science 1'den. Armorer 3, Armorer 4 diye gidersek hatta geri kalanını da yapabileceğiz. Ve gerçi gördüğünüz gibi korkunç bir şekilde zırhı artıyor. Ama ne alüminyum ne adhesivimiz yok bizim yeterince. O yüzden bunu yapamayacağım. Aynı şekilde alüminyum ve adhesiv istiyor boyalar da. Boyaları da maalesef o yüzden yapamayacağım. Yani yaparım ama tek parçaya yapmak istemiyorum açıkçası. O yüzden şimdilik biraz eksik kalacağız böyle. Ben güç zırhımı giyeyim. Madem kaleye gidiyoruz, bu bölüm biraz tombul silahlarımızı test edelim. Lone Ranger özelliğimiz sayesinde fazladan yük taşımamız ve power armor'ımızla gördüğünüz gibi 422 gibi korkunç bir sayıya ulaştık. Şuradan hemen Wade'den koyduğumuz silahları alalım. Fatman, Minigun, Missile Launcher, Cyrolator almayayım ya. 24 kalmış zaten mermisi. Gerek yok buna. Başka silah var mı burada? Yok. Geri kalan şeyler hep kullanacağımız şeyler. Şöyle bir transferden, hatta üzerimdeki şeyleri de bir kırayım ya. Power Armor'ın içinde yapamazsın diyor. Peki, sağ olasın. Teşekkür ederim. Şuradan biraz önce öldürdüğümüz gereksiz adamlardan dandik dandik silahlar almıştık halbuki biz. Ha. Scarab, Scarab. İki tane almışız gerçi. Çok bir şey almamışız. Power Armor'ı da bırakırken tırsıyorum ya. Bu oyundaki adamlar o kadar gerçek insan gibi davranıyorlar ki etraftaki bu köylüler bilmem neler bizim. Power Armor'ı bırakınca acaba dün biri alıp gider mi Power Armor'ı? Paldır küldür. Power Armor'la kullandığım silahları numaralandırmadım. O yüzden şimdilik bir öldürsünler. Missile Launcher'ımızda 25 misailimiz var. Minigun'da 226 mermi. Minigun çok tırt kalmış ya. Niye böyle oldu? 5 mm mermimiz yok. Fatman. Fatman'de de 2 tane mini nük. Biz Missile Launcher'ı elimizde tutarken şöyle elimizde bazukamızla gidelim. Nereye gidelim? Data'da Independence. Preston Gravie ile buluşmaya gidelim. Adı neyse artık söyleyemedim Preston, kusura bakma. Şu combat zone'a bir ışınlanalım. Oo, bu silah şey değil mi? Bizim Kellogg'un tabancası. Onun da bayağı az ya mermisi. O da biraz sıkıntılı şu anda. Acaba önce bir açıp ondan sonra mı gitseydim ya şeye? Preston Garvin'in yanına. Şimdi oraya kadar yolda giderken de devamlı birileriyle savaşmak zorunda kalacağım. T51 Power Armor büyük savaştan önceye ait bir zırhtı diyor. Battle of Anchorage'da ilk olarak kullanıldı. Şu Preston Gravia bir türlü söyleyemiyorum adamın adını ya. Preston ne halsa onunla şeyi bir halledelim. Bu arada biz elimize yine kendi insaflı silahlarımızı alalım ya. Mesela bir süre tabancayla takılayım ben. Şimdi buradan ne yapacağız? Arkamızı dönelim. Ana yola bir çıkalım. Artık buradan çıkabiliyorsak tabii.
Evet, buradan ana yola çıkmayı deneyebiliriz en azından. Denediğimiz için kimse bizi suçlayamaz. Ana yol dediğimiz şey bir üst geçit falan gibi bir yer galiba ya. Neyse şöyle gidelim. Dur koçum dur. Medical Metro Station diye bir yer bulduk. Güzel. Hiç uğraşamayacağım şimdi sizinle. Bu da düşmandır herhalde. Herhalde sanıyorum ki bu da düşmandır bize. Neden olmasın? Evet, kesinlikle düşman. Yapma güzelim ya. Bu kadar zırhımı şey yaptın. Zedeledin. Bu kadar güzelim zırhımı. Hadi alalım bunların hepsini de. DB Technical High School. Expert'le açılır diyor bunun kilidi. Eksik kalsın. Biz şuradan şöyle bir gidelim. Oh! Power Armor'ımızla Gülder Allah diye atladık aşağı. Ne yapıyoruz? Doğru yoldayız aslında. Buradan sola doğru çevirirsek kafamızı Preston Gravin'in olduğu yere gidiyoruz. Ya şu adamın adına bakacağım, beni sinir etti. Talk to Preston. Niye ben bir tek bunun adını böyle görüyorum ya? Report back to Preston. Allah Allah. Neyse, soyadını artık yanına gidince öğreniriz. Bu yolun üzerine çıkıyorum ama sonumuz hayır olsun. Devamında gidebilecek miyiz acaba bu yolun? Madem bu kadar uzun görüş mesafesi olan bir yoldayız, sniper'ımızı çekelim ya. Biz vallahi doğru gidiyoruz, hatta bu yolu takip etmeden yana devam etmemiz lazım bizim. Şu yana doğru. Asi gençlik. Motorlu abinin resmi var orada. Lazım diyorsan alırım. Bazı materyaller çünkü şu anda bende çok eksik. Bazı materyaller bende yok gibi bir şey. Minutemenlerden bahsediyor. Master zorluk işte. Boşuna vermedik biz bu skilleri diyeceğimiz bir kilit. Ah! Az kalsın tutturuyordum. İyi tutturduk ha. Arayı iyi kurtardık. Mermi, antifriz, plazma granate, pulse mine, radix, radaway. Lazım olan bazı materyaller. İhya olduk ya. Çok lazım olmayan şeyleri almayacağım. Teddy bear. Para. Asla hayır demeyiz. Aa, burada bir kedi var. Ve bizim köpeğimiz ne kadar uslu bir köpek olduğunu burada gösterdi. Hiçbir şekilde kediye salça olmadı. Aferin Dante. Bir daha gözüme girdin. Neyse, çok bu olayı uzatmayayım ben. Buradan aşağı mı insem, ne yapsam? Power Armor'umla galiba zönk diye aşağı atlayacağım şimdi. Evet, şöyle bir kaydedeceğim. Power Armor'umuzla ne kadar yukarıdan düşersek hasar alıyoruz almıyoruz ona bakacağız. Vallahi hasar masar almadık. Ve yine hasar almadık. Ben bu işi sevdim. Power Armor canmış. Bunu anladık. Elimizde sniper tüfeğiyle gidiyoruz ama. Oo, bayağı yakında bir şeyler oluyor. Bu kim? Onu ateş eden kim peki? Ha, öbür tarafa doğru ateş ediyor adam. Bu neymiş ki? Art. Art diye bir herif. Bu kim?
Abi art. Bunlar ne ya? İkisi de birbirinin aynısı. Herifi öldürdü. Bu tip benim yüzümü giymişti diyor. Şu anda çok bir konuşmaya meraklı şeyimde değilim, havamda değilim. Bu tip benim yüzümü giymişti ne demek abi? Adamın aynısı. Allah Allah. Hayırlara vesile olsun. Ne kadar çılgın işler var buralarda. Ben tamamen yanlış bir yere gidiyorum bu sırada. Ha, şöyle gidersem doğru bir yere gidiyorum. Buralar da suyun altında kalmış bildiğiniz ya. Bayağı su basmış buraları. Şurada bir şey görüyorum. Mirlurk. Oo, hiç umursamıyor ya attığımız mermileri. Yani abartmayayım, tabii ki umursuyor da. Hani 50 vuruyorum, 100 vuruyorum, çok vuruyorum falan diye böyle bir düşüncemiz varsa eğer onu kafamızdan atalım. Hayvan göğsünü de yumuşattı resmen attığımız mermileri. Bu ne ya? Ya bunlar nasıl mutasyona uğramış yaratıklar arkadaşım? Korku kuşağından mısınız, nesiniz? Mirlurk'un etini aldık. Devam edelim kardeşlerim. Şöyle gidelim. Siz bir mutant grubu musunuz? Evet, siz bir mutant grubusunuz. Peki dost musunuz, düşman mı diyeceğim. Tabii ki düşmansınız. Sorduğum hata. Ve ben bayağı beceremedim size molotof atmayı. Üzüldüm şimdi. Molotoflarımı hoyratça kullanmak istiyorum. Süper mutant Butcher. Dur. Dur yavrum dur. Güzel bir şeye siper alalım şöyle. Of. Süper mutantlar Mirlurklar kadar sağlam değilmiş. Yeter ki vurabilelim, ıskalamayalım. Ki kafadan vurduğumuzda... Dante yapma böyle şeyler. Adamın kafadan vurmama engelledin resmen. Hadi be. Oo, vurdun mu? Vurdum. Ama çok da iplemedi bunu. Neyse kardeşlerim, bu bir yere kadarmış. Yakan mermiyi boşaltalım üstüne biraz daha. Cayır cayır yansın. Pislik süper mutant. Tabanca mermileri ne yapacağım zaten, en değersiz mermi. Ye onu Dante. Güzel savaştı. Bakalım şöyle 13'lük mermisi. Çakmak. Sledgehammer, short pipe rifle. Bunlar benim isteyeceğim şeyler değil. İnsan çenesi diye bir şey vardı orada. Löp diye aldık vallahi, istemeden oldu biraz ama. Bir raider'ı halletmişler burada. Bunları da alırım. Rad roçetlerini de alırım. Bu ne abi? Izgara mı yapmışsınız siz burada? Ne yapmışsınız? Anlamadım ki. Ha, bir Mirlurk var orada. Yanımıza gelememiş. Deminden beri tıpış tıpış bir ayak sesi duyuyordum. Onun da demek ki. Yapma Dante. Bunu yapma. Kafasına eğdiği zaman da hiç şey yapılmıyor ya. Hasar verilmiyor buna. Vallahi hiç hasar verilmiyor kafayı yere gömdüğü zaman böyle. Abi bela gibi bir şey bu Mirlurklar ya. Oh be. Neyse. Hem zırhımızın hasar kapasitesini bayağı kullandık. Hem mermi kullandık. Artık biz ufak ufak gidelim. Oo. Hay ben senin
Bak kafayı da yere gömüp gidiyor çakallar ya. Bu ne abi? Her tarafı sıfır. Ha? Vücudun iç tarafına doğru vuralım şöyle. Yumuşak dokuya. Sen de çakal oradan bize yazıyorsun. Burası ne naletli bir bölgeymiş böyle. Mirlurk kaynayan. Evet. Otomatik silahımızla devam edelim maceramıza. Oo, şeye de bayağı yaklaştık. Yo, aslında hemen hemen aynı mesafedeyiz. Hem yaklaştık diye bir gaza geliyorum. Şu zepline. Ve işte Preston. Preston Garvey. Heh, doğru söylemişim. Oo, mayın. Alırım. Steampack. Steampack Radix. Fizyon Cell. Fizyon Granate. Fizyon Cell mi? Bir saniye. Fizyon Cell dedi bu bana değil mi? Ya ben buna nereden bakıyorum? Şimdi vakit harcayamayacağım onunla. Preston, ben geldim. Ne lazım general? Signal interceptor yok. It's complicated Virgil schematic. Virgil schematic, it's complicated. I need help. Abi Allah Allah. Adamın kaleye saldırma görevini başlatamıyoruz. Virgil diye bir bilim adamı verdi bana diyorum. Enstitü mü? Niye onları... Onlarla uğraşmak istiyorsun ki? Başını belaya sokuyorsun. Oğlumu kaçırdılar. Lanet. Onlar için bile çok karaktersizce bir iş bu dedi. Ne yardım gerekiyorsa sana veririz. Dert etme. Teleport. Mekanlarına girmek için teleport olmamız lazım dedim. Teleport bu, ciddi misin sen diyor. Sturges, bizim base'deki adamımız. Sturges'le konuş diyor gidip. Ha, şimdi başlıyor görev. Herkes burada general, etkileyici ha. Minutemen her daim bu kalede savaşmıştır. 600 yıl yaşındaki bir şey için gayet iyi görünüyor. Bu doğru. Öyle de olmalı. Şimdi bu mekanı geri alacağız. Ana hedefimiz meydan. Ana kapıdan girip saldırabiliriz diyor. Ne bekliyoruz? Girip içeri onları vuralım. Yok yok, ikiye ayrılalım. İki yandan saralım onları. Böyle daha kolay olur. Neden onların bize doğru gelmesini beklemiyoruz? Onları gazlayalım, bırakalım bize gelsinler, dışarı çekelim. General, sen ne düşünüyorsun? Gun blazing. Bu kadar işi komplike yapmayalım. Girelim, kafalarına sıkalım. Biz pozisyonumuzu alana kadar dikkatlerini çekmemeye çalış dedi adam bana. Başka bir şey varsa onları da indire Gandhi yapayım ben hemen ya. Yokmuş, tamam. Niye, ne kızıyorsunuz ki? Hah. Şöyle bir şey varmış, onu da aldım. Şimdi biraz makinalı tüfeğimizle takılalım ya. Bir de ben şuradan artık biraz kaliteli bomba seçeyim arkadaş. Bu nedir böyle ya? Fragment grenade alalım mesela. Tamam. Şimdi mekanı temizledi. Kardeşlerim, sevledim. Şuraya bir bomba salladım vallahi. Mirlurk, o karnını açar mısın lütfen bana? Açmıyor musun? Peki. Sen açmıyorsan ben gidiyorum. Ben oraya bir tane daha bomba atayım. Nasıl olsa kendi adamlarımı galiba öldüremiyorum bombayla. Öldürebiliyorsam eğer çok ayıp ediyorum şu anda. Şuraya bir bomba atıp bekleyeceğim. Son anda kaçacağım. Bence çok güzel bir metot. Ciddi bir hasar verdik yani adamlara. Vallahi kendi adamlarımı öldürebiliyormuşum galiba ve hepsini öldürmüşüm. Bu üzücü.
Yo, hala yaşıyorlar. Mirlurk Hatchling diye bir şey var ya buralarda. Ha, buralardan çıkıyor Hatchlingler. Vallahi alt tuşuna basarak ikinci atakla onları bıçaklayıp öldürdüm. Buraya yuvalamış gibi görünüyorlar. Yumurtalarını halletmemiz lazım. Yenileri çıkmadan. Generalle ben duvarlardaki yuvaları halledeceğiz dedi. Ha, yumurtayı alarak da halledebiliyormuşum bunu. Peki. Ha, ateş de etsem kırılıyorlar. Peki. Çözümü yok galiba bu işin. Ateş de etsek kırılacaklar. Ya sen ne iğrenç bir yaratıksın ya. Bir de ufacık bir şey de göremiyorum. Ha, böyle yapınca halloldu. Dante katlet onları. Büyük büyük nereden çıktı be? Ya nefret ettim bu yaratıklardan. Lan bacak kadar küçücük şey hala bana saldırıyor. Manyağa bak ya. Nasıl bir zihniyettir abi bu? Nasıl bir yaratık bu? Doğuştan hemen saldırma içgüdülü geliyor. Kardeşlerim her zamanki kural. Eğer soru işareti, ünlem, bir şey, büyüteç varsa üzerinde aradığımız bir materyal demektir. Hemen alırım. Bu arada enerjimiz bitmek üzere. Biraz daha acele etmem lazım. Sıradaki yer. Göster bana. Ha, buradaki şeyi de almamışız hala. Şimdi burası. Şimdi şu yukarıdaki yer, oraya da nasıl çıkacağımı düşünüyorsan arkadaşım. Ama vallahi çıkabiliyormuşum ya. Ama buraya kadar çıkabilir. Ha, daha da çıkabiliyormuşum. Pardon. Vallahi size hiç mermi harcamam. Süngüyle hallederim sizi. Bunlar kaç tane ya? Bitmeyecekler mi? Mirlor Queen. Bir saniye. Şimdi getirdiğimiz silah galiba işte işe yarayacak. Neredesin Fatman? Fatman. Ona benim canım yerlerde sürünüyor. Aid'den şimdi biraz can alalım biz. Şuna bak ya, 9 can 12 radyasyon veriyor Mirlork yumurtası, ne güzel. Nuka Cola Cherry. Şuradan bizim radyasyonumuzu da götürecek bir şey varsa bir onu tüketelim. Hemen sonra da savaşımıza başlayalım. İşte bu. Mutant Hound Chop. Şöyle de kaydedeyim. Sonra da şuradan kaçayım. Bu nedir abi? Yaratık geldi üstüme çıktı ya. Dev gibi Mirror Queen. Evet, füzyon core bitti. Füzyon core'u değiştirdi. Bana bir şeyler püskürtüyor bu. Oo, canıma bak. Of. Benim canıma bak ama onun da canına bak. Mükemmel oldu. Ama bana ne vuruyorsa ben anlamadım yani. O Mirror Queen'in püskürttüğü şeyler galiba onlar. Gerçekten yok ediyorlar bizi. Abicim uzak dur, uzak dur. Rahat bırak beni, rahat bırak.
Steampack. Inventory'de yok, ben bir tane jet kullanacağım ya. Zamanı yavaşlatmam lazım. Bu böyle olmaz. Nerede jet? Ya ağırlığa göre dizmek nedir abi bunları? Jet. Ya da baftat değil. Jet'i kullanalım gitsin ya. Geber. Niye hiçbir şey olmadı ona? Vallahi hiçbir şey olmadı ya. Ve ben öldüm. Ya bu çok büyük bir adaletsizlik ya. Bu nasıl bir yaratıkmış öyle? Ve neden Fatman'le ilk vurduğunda yok oldu da ikinci vurduğunda hiçbir şey olmadı? Kaç 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 kaç. Şimdi. İşte bu ya. Galiba bana kızdı ama. Abi şuna bak ya, yana yana öldün resmen ya. Bu sefer oldu ama kardeşlerim. Bu sefer oldu. Krem yiyelim. Crispy Squirrel Bit yiyelim. Danny Boy Apple'ları yiyelim. Ondan sonracığıma şunu da yiyelim. Bu her neyse. Silahımızdan şuradan en son Missile Launcher'ı da seçerek gel oğlum gel. Gel gel. Gel sonuna geliyorsun. Ya ben bunu nasıl ıskalıyorum anlamış değilim ha. Ve o yaratık bana ne püskürtüyor? Biri bana söyleyebilir mi? İşte bu ya. İşte bu. Siz kaç kişisiniz böyle? Ne yaptınız? Hayırdır? Crash mi var burada? Bütün ufaklıklar gelmiş. Yeah. Sen kimsin? Minuteman. Sen de yaşıyorsun. Helal olsun. Preston Garvey de yaşıyor. Ve sen bana ne vereceksin şimdi? 38'lik vermesin. Tüm Allah cezanı vermesin. Heavy Leather. Bolt Action. Queen Mirlurk eti. Sturdy Combat Armor Left Leg. Castle'ı geri almaya fokus etmem lazım şu anda diyor. Onun sudan geldiğini gördüm. İstediğimiz şeyler ne şu anda? Niye bu kadar çok görev çıktı? Power Up'ta radyo transmitter. Radyo transmitter'a power up yap. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oo. Bir sakin olalım şimdi. Burası bizim mi oldu? Vallahi bizim oldu. Power'da power generator yapabiliyor muyuz? Onluk bile yaparım ya. Niye onluk yapamıyorum? Ne yok? Onluk için ne eksik? Alüminyum eksik. Benim alüminyumum eksik değildi ya. Sen bir gel bakayım şimdi buraya. Minuteman. Minuteman'a hiçbir şey yapamıyorum. Peki. Preston Garvey sana. Sana da supply line diyemiyorum. People 1 diyor zaten. Preston Garvey sadece anladığım kadarıyla. Ha, 10 lazım diyor bir de buna. Peki. Power Generator'da 5'lik yapabiliyor muyum ben? 5'liği yapıyorum. Ha, 2 5'lik yapabiliyorum. İyi. Peki öyle olsun. O zaman ben şöyle yapayım. 5 diyeyim. 5 diyeyim. Oldu mu? Bir şundan elektrik bağlayalım. Niye bağlayamıyoruz? Bir şundan elektrik bağlayalım. Hayda. Araya bir şeyler takılıyor. Engel oluyor. Şimdi oldu mu? Senden oldu mu?
Senden olmuyor bu sefer de. Ha, bundan da buna bağlasak oldu. Ha, birini bir diğerine, ona da radyoyu bağlayınca bu iş oldu ya. Müzikler falan gelmeye başladı. Bir saniye, o zaman biz şimdi bir de kendi perklerimize bakalım. Aslanlar gibi level'ımızı atladık kardeşlerim. 20. level'ız artık. Lone Wanderer için level 40 istiyor maşallah. Locksmith 41 istiyor. Bu 25 istiyor. Gunnut'ı verebiliriz. Kendi verdiğimiz skill'lerden. 23. level istiyor. Scrubber'ı veremiyoruz. Şunu verebiliriz. Daha fazla mermi çıkar. Daha fazla mermi çıkarma şeyini verebiliriz. Hasar resistansını verebiliriz. Yok ya, hasar resistansını vermem. Bir an düşündüm de. Science vereceğim. Evet kardeşlerim. Tam bir bilim adamıyız artık. Raider Troubles at North Hagen Beach. Sen bir sakin dur. Bir tek dur bakayım. Gel buraya. Wow, gerçekten yaptık. Minutemen'in parçalanıp ve düşüşünü uzun süredir görüyordum. Bu gerçekten iyi oldu. Şimdi başladığımız şeyi devam ettirmeliyiz. Bütün Commonwealth'ı bir araya getireceğiz. Ne oldu biliyor musun? Artık tekrar işteyiz. İşe geri döndük. Özgürlük radyosunu her daim açık tutacağız. Senin için başka bir işim var diyor. Gözcülerimiz settlement kurmak için, yerleşim kurmak için yeni bir yer gördü. Teker teker, parça parça Commonwealth'ı geri alacağız dedi adam. İddialı sözler. Dur yavrum, dur çocuğum, ne yapıyorsun? Manyaklaşma. Ulu Orta öyle Power Armor'dan inir mi? Şunu yerinden sürükleyebilir miyim acaba dedim, olmuyormuş. Şimdi bakalım kardeşlerim datamıza tekrar. Count Crossing'deki goal problemi yüzünden çiftçilerle konuş. Sunshine Trading Co-op'u temizle. Set North Eagle sahilindeki settlerlarla konuş. Sturge'le konuşmayı seçtik. Biz niye? Minutemen'le halletmeyi karar verdik quest'i. Garip. Demek ki üçüyle birlikte konuşamıyormuşuz. Biriyle konuşmak zorundaymışız. İçinde bulun. Ya bu oyunda bir sürü şeyler var. Organizasyonlar var dedim ya kardeşlerim. Farklı farklı organizasyonlar. Sana ben şimdi supply line diyemem. Evet, saçma olur sana supply line demem. Burada radyo var mı yani şimdi? Radyo istasyonu mu var buranın? Hadi bakalım hayırlısı. O zaman bu bir beklesin. Biz şöyle bir kaydedelim. Ve kardeşlerim bu videomuzu biz burada bitirelim. Böylece gelecek bölümde ne yapacağız ona dair de bir fikrimiz oldu. Yapacak yan görevlerimiz var artık. Şunların hepsini seçsek şöyle. Haritamızı açsak. Evet, bunlar etraftaki yeni settlement'lar. Oo, biri de burada. Hemen hepsini birbirine bağlayabilirim ben bunların hızlıca. Mükemmel olur. Ama önce gidip power armor'ımı bırakacağım. Ben bir dahaki videoya kadar kardeşlerim burada biraz bir şeyler build ederim. Yalnız bu castle'da aslında var ya, düşündüm de en güzel şey yapılabilecek yer ha. En güzel kullanılabilecek olan yer. Ya bak şuna bak ya. Eziyetsiniz ya. Resmen eziyetsiniz. Seninle en iyi dövüşecek yer burası galiba, merdiven biliyor musun? Asla vücudunun altını saklayamazsın. Kardeşlerim bu videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.